Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Perşembe günü Financial Times'da bir haber çıktı. Cuma günü de bu haberin etkilerini gördük net bir şekilde. Financial Times yazdığı için mi piyasalar etkilendi? Yoksa Merkez Bankası'nın durumu söylendiği kadar iyi olmadığı için mi etkilendi? Esas mesele bu. Financial Times da onu işaret ediyor. Diyor ki sizin 18 milyar dolarlık rezerviniz şu anda ihracatçının giderlerini bile karşılayamayacak boyutta. Yani çok ciddi anlamda bir risk var burada. Aman ha dikkat, bizim hesaplarımızda sizin hesaplarınız tutmuyor, burada bir sıkıntı var demeye getiriyor. Ama biz hemen dış güçlere bağladık, oldu bitti. Yani hala hastalığımızı teşhis edip tedavi etmek niyetinde değiliz gördüğümüz gibi. Aman abi hasta değiliz biz. Gayet iyiyiz. Bak yürüyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. O zaman bir sıkıntımız yok mantığında ilerliyoruz. Oysa ki Merkez Bankası'nın rezervleri 28 milyar dolar olsa bile zaten büyük bir sıkıntı içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bankacılarla bir araya geldi, bir toplantı yaptı. Neden böyle apar topar bankacılarla bir toplantı yapıldı? O da ayrı bir konu. Bankacılık sistemiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yokmuş. Öyle rutin, hadi bir araya gelelim bir toplantı yapalım toplantısıymış. O nedenle de herhangi bir şekilde ürkmemize de gerek yok sevgili dostlarım. Bankacılık sistemimiz gayet sağlam. Yani evet bir miktar batık kredimiz var. Son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Ve hızla artmaya da devam ediyor batık kredi oranımız. Ama korkacak bir şey yok. Rahat olalım. Bankacılık sistemimiz gayet sağlam. Bakın sevgili dostlarım, biz olmasak da yabancı basın kuruluşları ya da yabancı finans kuruluşları işin içini kurcalayıverdikleri an bambaşka şeyler çıkıyor karşımıza. Ondan sonra da hatamız ortaya çıktığı için öfkeleniyoruz. Ya niye siz öyle bakıyorsunuz oraya, işte öyle de değil böyle de değil falan. Şimdi kısa vadeli swap ile eğer ki siz rezervlerinizi arttırıyorsanız, nedir kısa vadeli swap? Financial Times'ın söylediği şey nedir? Bunu kısaca anlatayım sizlere sevgili dostlarım. Merkez Bankası'nın net rezervleri örneğin 16 milyar dolar. Tırnak içerisinde söylüyorum. Merkez Bankası bunu kabul etti zaten bu arada, sorun yok yani. 16 milyar dolarlık bir rezervi var diyelim Merkez Bankası'nın. Bu tehlike sınırını işaret ediyor. Bu durumda Merkez Bankası şunu yaptı. Swap piyasasına gitti ve swap piyasasında bankalara dedi ki getirin bakayım siz elinizdeki dolarları bana. Yüksek faiz vereceğim ben size. %10, %15, %20, %25 neyse artık bir faiz oranı ödeyeceğim. Kısa vadeli swap. Ve bankaları çok karlı bir faiz ortamı öngörüyor Merkez Bankası. Bankalar geldiler Merkez Bankası'na dolarlarını verdiler. Emanet ettiler. Karşılığında TL aldılar. Yani değiş tokuş yaptılar. Bu değiş tokuş esnasında da Merkez Bankası oldukça yüklü bir faize katlanmak zorunda kaldı. Ama bunun karşılığında da Merkez Bankası rezervleri yukarıya çıktı. Net rezervlerinden bahsediyoruz. Yani 16 milyar dolar olan rezerv 28 milyar dolar görünmeye başladı. Halbuki 12 milyar doları bir hafta sonra tekrar bankalara geri vermek zorunda olduğu dolar. Financial Times bunu ifade ediyor sevgili dostlarım. Diyor ki ya kardeşim sen bir hafta sonra bu doları geri vereceksin. Ya da çok ciddi bir faiz oranına katlanmaya devam edeceksin. Faiz oranına katlansan bile bankaların döviz ihtiyacı olacağı için bu parayı senden çekmek zorunda kalabilirler. O durumda senin tekrar rezervlerin 16 milyar dolarlara gelebilir. Bu da tehlikeli bir rezerv miktarı değil mi diye soruyor Merkez Bankası'na. Merkez Bankası da ya bu olabilir. Tamam gelenek ve teamüllere uygun değil belki ama biz bunu uyguluyoruz. Yapılamaz diye de bir şerh yok. O zaman biz bunu uygulayabiliriz diyor. Evet. Uygulayabilirsiniz Merkez Bankası. Ama günün sonunda bir hafta sonra kısa vadeli swap pozisyonları geldiği zaman siz bu paraları bankalara geri ödediğiniz zaman ki bankalar döviz ihtiyacından dolayı dolarlarını geri isteyecekler. O zaman ne yapacaksınız? 16 milyar dolar başa baş kalacaksınız yine ve 16 milyar başa baş kaldığınız zaman siz ilk gelen İhracat KDV geri ödemelerini bile yapamazsanız bu bir ciddi risk anlamına gelmiyor mu diyor Financial Times. Ve bu haber çıkınca da doğal olarak borsada satışlar gelmeye başladı ve yine bu haber gelince doğal olarak
dövizde alımlar gelmeye başladı. Çünkü özellikle yabancı yatırımcı tedirgin oldu. Aman ha ne oluyor? Merkez Bankası galiba sıkıntıda ve eğer ki Merkez Bankası sıkıntıda olursa ve rezervleri yetersiz olursa ben de dolar alamayabilirim. Onun için bir an önce dolara döneyim de yarın öbür gün ülkeden çıkmam gerekirse çıkmam daha kolay olsun demeye başladı. İşte bunun için biz dövizde çok hızlı bir hareket gördük. 5.85 seviyesini gördük. 5.85 seviyesini gördük, hafif geri geldi ve 5.81 seviyesinden hafta sonuna girdik. O şoku hatırlıyorsunuz, Merkez Bankası müdahalesinden önceki şoku. O şok esnasında 5.85'in üzerine çıkmıştı, 5.90'ları zorlamıştı ama geri gelip hafta sonuna 5.76 seviyesinden girmişti dolar. Şu anda ise sevgili dostlarım 5.81 seviyesinden hafta sonuna giriş yaptık. Yani bir rekor kırdık, son dönemlerdeki rekorun birini kırdık. Biz eğer ki bu 5.81 seviyesiyle haftaya başladığımızda tekrar 5.85-5.87 aralığını zorlayıp o seviyeyi kırarsak önümüzde altı direnci çok kolay kırılabilir hale gelecektir. Altının kırılması durumunda önce 6.50, tabi arada bazı direnç noktaları var, 6.20, 6.40 gibi. Önce 6.50, ardından 6.80 zorlanır. Eğer ki 6.80 kırılmazsa 6.50-6.80 bandında bir süre sıkışır dolar. Merkez Bankası'nın bu rezervleri bu şekilde devam ederse, özel bankaların ve kamu bankalarının batık oranları artarak devam ederse, yabancı kaçışını hızlandıracaktır. Bu da doların daha da yukarıya çıkmasına sebep olacaktır sevgili dostlarım. Herkese dış güç demekli olmuyor. Madem bizim Merkez Bankamızın rezervleri sağlam, o zaman daha da sağlam hale getirelim, yabancıların kaçmamasını sağlayalım. Çünkü yoğun bir yabancı kaçışı olursa, evet yoğun bir yabancı çıkışı olursa bu şu demek, dolara olan talep artacaktır. Merkez Bankası'nın rezervleri çok daha hızlı eriyecektir. 16 milyar dolar altına da inecektir. Bankalarda artık Merkez Bankası ile ne kadar önemli bir faiz oranı olursa olsun swap'a yanaşmayacaktır. Bu da Merkez Bankası rezervlerinin daha da erimesine sebebiyet verecektir sevgili dostlarım. Bir kenara yazalım. Not olarak sizlere aktarıyorum. Umarım bizim okuduğumuz gibi değildir ya da Financial Times'in ya da Bloomberg'ün ya da Reuters'ın okuduğu gibi değildir. Bankalar da söyledikleri kadar güçlüdür ve bu sıkıntılı süreç bir an önce aşılır. Ama eğer ki bizlerin gözlemlediği gibi ise bankaların batık oranları bu hızla artmaya devam ederse şöyle söyleyeyim size, 75 milyardan 107 milyar liraya çıktı batık kredilerin miktarı. Yani son 6 ay içerisinde bankaların batık oranı %50 oranında arttı neredeyse sevgili dostlarım. Merkez Bankası'nın rezervleri gittikçe eriyor. İşte Financial Times'ın haberi 16 milyar dolar. Diğer kaynaklara göre zaman zaman daha da altlara iniyor ama Merkez Bankası'nın bize söylediğine göre 28 milyar dolar. Biz hangisine inanıp güveneceğimizi şaşırdık. İnşallah Merkez Bankası'nın dediği gibidir. Çünkü o seviye bile aslına bakarsanız yeterli bir seviye değil. Bunun altını çizelim. Financial Times'ın söylediği gibi, Bloomberg ya da Reuters'ın söylediği gibi 16 milyar dolarsa ve yabancı çıkışı hızlanırsa o zaman tehlike sinyalleri çok daha fazla çalmaya başlayacak sevgili dostlarım. Bakın, finansal bir riske doğru ilerliyor Türkiye. Daha önce de söylemiştim sizlere, finansal bir riske doğru ilerliyoruz. Hem Merkez Bankası'nın rezervleri açısından baktığımızda hem de bankacılık sistemi açısından baktığımızda finansal bir risk hemen yanı başımızda, hemen önümüzde. Bu riskten nasıl kurtulur Merkez Bankası, hazine ve bankacılık sistemi bilmiyorum. Ayrıca bu hale gelen sistemi bu halden çıkartmak da zaten onların görevi, bizlerin görevi değil. Ama bizlere ve vatandaşa doğru bilgiyi vererek en azından vatandaşın daha da mağdur olmamasını sağlamak onların görevi. Bunu da bir kenara not etmiş olalım sevgili dostlarım. Evet, pazartesi gününe 5.81 seviyesinden başlayacağız dolarda. Ve umarım ki buradan düşer ve bizler yanılırız. Dolar yükselecek diyenler yanılır. Ama eğer ki dolar 5.85'i kırarsa, altını çizerek söylüyorum, önce 6, ardından 6.80
ve daha sonrasını söylemeye bile korkuyorum. Tekrar görüşene kadar şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.